Programımız YEK okullarıyla devam ediyor. Evet, geleceğimizin aydınlık yüzü YEK eğitim kurumlarıyla programımız devam ediyor. Yanımızda kurucu ortaklardan Melike Erdoğan Kabukçu hanımefendi var. Melike Hanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İlk olarak dilerseniz eğitim sürecinizden ve mesleki kariyerinizden izleyicilerimize bahsedelim. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz Bursa'ya. Ben öncelikle 1989 Adana doğumluyum. Eğitim sürecimi İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Fakültesinden mezun olarak 2012 yılında bitirdim. Daha sonrasında eşimle beraber özel ders vermeye başladık. Sonrasında da talepler artmaya başlayınca önce özel öğretim kursumuzu açtık geçen sene. Bu senenin başı 2017'nin başı itibariyle de özel Yavuz Erşat Kabukçu Anadolu ve Fen Lisesi ve Ortaokulunu açtık. İki senedir de YEK Eğitim Kurumlarında yöneticilik yapıyorum. Bu şekilde. Peki, çok güzel. YEK Eğitim Kurumları'nı sizden dinleyelim. Eğitimlerinizden ve faaliyet konularınızdan kısaca bahseder misiniz? Okulumuzda 16 kişilik sınıflarımız mevcut. Bununla beraber temel anlamda Anadolu Lisesi'nde öğrencilerimizi üniversiteye hazırlıyoruz. 9. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilerimize akademik bir altyapı verme hedefindeyiz. Bununla beraber matematik, fen, sosyal derslerde başarılı olmalarını hedefliyoruz, amaçlıyoruz. Bunlarla beraber tabii ki öğrencilerin sosyal anlamda da kendilerini geliştirebilecekleri görsel sanatlar atölyemizde, spor salonumuzda ve müzik atölyelerimizde kendilerini sosyal anlamda da geliştirmelerini istiyoruz. Peki, gayet güzel. Çocuğun ilk eğitimi ailede başlıyor. Daha sonra da okul ile adım atması ile gerçekleşiyor bu süreç. Bu süreçte veliler ve öğrencilere önerileriniz neler olacak? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Aslında eğitim anne karnından itibaren başlıyor. Çünkü çocuğun her duyduğu, her gördüğü, annenin her gördüğü şey direkt çocuğa geçiyor biliyorsunuz ki. Ve bu süreçten sonra aile öncelikli olarak eğitime başlatıyor. Onlar da kendi bildiklerini aktarıyorlar aslında çocuklarına. Ama biz bunu okul çağıyla beraber daha sistematik bir hale getiriyoruz. Yani öğrenci sadece annesinin babasının bildiğini değil, toplumsal olarak edinilen tüm birikimleri aslında okul çağıyla beraber almaya başlıyor. Bu işte dil olarak düşünebilirsiniz. Bununla beraber fenli alanda yani bilim alanında edinilen birikimlerin hepsi oluyor. Burada öncelikli olarak benim hem ailelere hem de öğrencilere söylemek istediğim bir durum. Burada sonuç odaklı değil, daha çok süreç odaklı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Öğrencilerin bu şekilde yaklaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonuç bazen ne kadar çabalasak da istediğimiz gibi olamayabiliyor. Ama eğer süreç odaklı olursak ve süreci iyi yönetebilirsek bu durumda illaki ben başarının geleceğini düşünüyorum. O yüzden aileleri özellikle dersler noktasında çocukların üzerinde çok büyük bir baskı unsuru haline getirmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Hem biraz rahat bırakıp hem biraz dengede tutarak hani bu süreci güzel bir şekilde geçirmelerini en azından 12. sınıfa geldiklerinde çocukların evet ben öğrendim ve öğrendiklerimi artık uygulamaya, hayata uygulamaya hazırım diyecek şekilde liseden mezun olmalarını tüm öğrencilere tavsiye ediyorum. Hocam peki kurum olarak bir başarımız var mıdır? Öğrencilerin girmiş olduğu bazı sınavlar var tabii ki. Geçen sene özel öğretim kursumuzda üniversite sınavlarına yerleştirdiğimiz öğrencilerden ilk binde 3 öğrencimiz vardı. Bu sene henüz bir başarım, okul olarak bir başarı durumu gerçekleşmedi ama inşallah bu seneki sınav sonuçlarımızın da çok iyi olacağı kanaatindeyim. Bununla beraber bu sene içerisinde bir tarih, bir de edebiyat alanında TÜBİTAK projelerinden tarihte birincimiz, edebiyat alanında da üçüncümüz oldu. Bu da tabii ki bizi çok onurlandırdı ve gururlandırdı. Bu şekilde. Başarılarınız daim olsun diyelim. Peki erken kayıt imkanlarınızdan ve burs fırsatlarınızdan da bahsedelim lütfen.
Öncelikle Ocak ayı döneminde bir bursluluk sınavımız gerçekleşti okulumuz ve kursumuz için. Bundan sonrasında bu sınavda derece yapan 1., 2. ve 3. öğrencilerimize %100, %75 civarında bir burs imkanımız oldu. Diğer dereceye girememiş öğrencilerimiz için ise şu anda erken kayıt dönemindeyiz. Ve erken kayıt dönemindeki indirimimiz %20 civarında bir indirimimiz var. Evet, sevgili velilerimizi yakından ilgilendiren bir avantaj. Peki çok keyifli bir röportaj oldu. Ağzınıza sağlık. Kurum olarak 2018 yılı ve önümüzdeki yıllar için neler yapmak istiyorsunuz? Öncelikle biz burada öğrenci yetiştirdiğimiz için öğrencilerimizin daha iyi şartlarda yetişmesi adına sosyal imkanlarımızı geliştirmek istiyoruz. Bununla beraber üniversite ortaklıkları planlıyoruz. Bunların da öğrencilerin kendilerini daha farklı platformlarda ifade etmeleri için önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar hedeflerimiz arasında diyebilirim.